Hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Zorlu Töre Bey kendini Türklüğe adamış, Türk dünyasına adamış, Kıbrıs'a adamış. Çok değerli bir Türk büyüğümüzdür, değerimizdir. Kıbrıs'ın dününde, bugünde hep var olmuştur. Çizgisini değiştirmeyen, duruşuyla, varlığıyla gönülleri fethetmiş, saygıdeğer bir şu an görevi itibariyle de meclis başkanımızdır. Biz kendisini hep takip ediyoruz. Bir bakıyorsunuz Türk dünyasında, bir bakıyorsunuz Anadolu'nun çok güzel bir şehrinde hep Türklüğü anlatır. Onun hep konferanslarından, toplantılarından feyiz aldık. Hep oralar bizi aydınlattı. Doğru yolu bulmamıza yardımcı olmuştur. Kendisi hem bir öğretmendir, bugün de meclis başkanıdır. Kendisini tamamen Türk tarihine adamıştır. Kıbrıs'ımızın istikbalinde ve istiklalinde vardır. Sözünü hiç esirgemez. Mertçe gerçekleri konuşur. Biz onu o yönüyle de her zaman takdir ederiz. Kıbrıs artık sadece Türkiye için değil, Türk dünyası için de önemini arz etmiş. Bugün dünyadaki bulunan devletler tarafından bilinen, saygınlığı olan bir devlet olarak da Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci olarak yerini almış bulunmaktadır. Bu konuda da Türkiye'mize saygılar sunuyoruz, şükranlarımızı iletiyoruz ve şu an Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin yönetiminde bulunan tüm değerlerimizi de bu konuda hizmetleri büyüktür. Meclisimizin de hizmetleri büyüktür, Zorlu Töre Bey'in de hizmetleri büyüktür bu konuda. Kendilerine huzurlarınızda da çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, sözümü bitiriyorum. Kıbrıs'ımız hepimiz için değerlidir. Saygıdeğer başkanım, biz İstanbul'dan geldik. Sizlere selamlar, sevgiler getirdik Anadolu'muzdan. Sağ olsunlar, kendileri bizim Kıbrıs cemiyetimizi de ziyaret ettiler. Orada bulunduk, bir çay kahve de içtik. İstanbul'daki toplantılarda da sık sık görüşüyoruz. Fikir alışverişinde, istişarede bulunuyoruz. O bizim çok burada değerimizdir. Allah yolunu aydınlık etsin. Hepimiz. Daha iyi makamlarda, daha güzel hizmetler yaparak göreceğiz inşallah ileriki günlerde. Ne mutlu Türk'üm diyen herkesin cumhuriyetidir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sadece burada yaşayan nüfusun değildir. Çünkü burasını biz canla kanla kurduk. Canı cana, kanı kana katarak bugünlere geldik. Ne Yunanlı'nın bize bahşettiği bir cumhuriyettir burası. Ne Amerika'nın, ne Rusya'nın, ne de Avrupa Birliği'nin hediye ettiği bir cumhuriyettir burası. Kim hediye etti bize burayı? Şu heda fışkıracak, toprağa sıksan şu heda dediğimiz o aziz şehitler, o kahraman gaziler. Onlar kimdir? Mücahitlerdir, mukavemetçilerdir, Mehmetçiklerdir. Onların hediyesidir bize bu cumhuriyet. Bizim de görevimiz bizden sonraki nesillere bu cumhuriyeti devam ettirmektir. Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ey Türk gençliği, birinci vazifen cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmaktır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk gençliğinin de birinci görevi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Yani Atatürk söylerken ey Türk gençliği, ey Türkiye gençliği dememiştir. Ey Türk gençliği demiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti de bir Türk Cumhuriyetidir ve Türk gençliğine hitap etmiştir. Dolayısıyla Kıbrıs'taki Türk gençliğine de kapsayan bir ifade şeklidir bu. Bazıları bunu ayırmaya çalışıyorlar coğrafya ismi koyarak. Biz Kıbrıslıyız. Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Türk vardır, Rum vardır, Yunan vardır, İngiliz vardır, Maronit vardır. Ama Kıbrıs'ta iki ayrı büyük milliyet vardır. Birisi Rumlar kendilerini Helen olarak görüyorlar. Birisi de Kıbrıs'taki Türkler, onlar da kendilerini Türk olarak kabul ederler. Türk olarak kabul ettiğine göre kalkıp da coğrafya ismi koymak doğru değil. Diğerler diyebilirler ki biz dünyalıyız. Biz sadece Kıbrıslıyız, milliyeti kabul etmeyiz. Öyle diyenler de vardır tabii. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
milli bir devlettir. Şehitlerimizin, gazilerimizin canı ve kanı pahasına bugünlere geldik. Dolayısıyla bu cumhuriyete kimse dokunamaz. Ne dahili bedbahlar, ne içimizdeki dahili bedbahlar, ne de harici bedbahlar dokunamaz. Bu cumhuriyeti korumak, kollamak, geleceğe taşımak bizim şehitlerimize olan borcumuzdur. Ecdadımıza karşı olan borcumuzdur. Bizden sonraki nesillere karşı olan borcumuzdur. Bugünlere gelmek için biz 96 yıl bekledik. Osmanlı Devleti adadan çekilirken biz Osmanlı askerlerini buradan uğurlamadık. Güle güle demedik. Gideceksiniz ama tekrar geri geleceksiniz diye uğurlamadık. İçimiz buruktu, gözümüz yaşlıydı. Bir gün gelecekler, ne gün gelecekler. Biz onları daha erken beklerdik ama Osmanlı Devleti biliyorsunuz dağıldı, gelemedi. Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, çeşitli olaylar neticede gelemedi. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bu defa Türkiye Cumhuriyeti'ni beklemeye başladık. Dedik bir gün Türkiye Cumhuriyeti gelecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Devleti toprakları üzerinde kurulmuş. Osmanlı Devleti'nin bir devamı, bir mirası şeklinde devam etti. İstiklal mücadelesi verildi. Dolayısıyla tarih bir bütündür. Millet, bizim milletimiz yüzyıllık bir millet değil. Dolayısıyla tarih devam ediyor. Gelecek, Türkiye gelecek. Gelecek, ne zaman gelecek? Beklemeye devam ettik. Bizden önceki atalarımız Türkiye'nin, Türk askerinin tekrar adaya gelişini göremeden hayata veda edenler oldu. Onlara Allah rahmet eylesin. O özlemle yaşayıp da ölenlere Allah rahmet eylesin. Ama biz Allah'a şükür bunu gördük. 1959-60 anlaşmalarında Türk askeri adaya geldi. Rahmetlik Menderes, Fatih Nuri Zorlu, onlara rahmet okuyoruz. O zamanın liderleri Rıza Vuruşkan, bunlar hepsi de Türk Mukavemet Teşkilatı'nın komutanları. Onlar Kıbrıs'ta mücahitleri ciddi bir şekilde örgütlediler. EOKA Teşkilatı karşısında. Önce Volkan Teşkilatı, 9 Eylül Teşkilatı, Karaçete gibi teşkilatlar. Daha sonra Türk Mukavemet Teşkilatı ve Genelkurmay'ın direkt gizli olarak işin içine girmesi ve Kıbrıs'ta mücahit sancaklarının kurulması, bayraktarlığın kurulması. Neticede 1963'te ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kovulduk, işgal edildi Kıbrıs Cumhuriyeti. Çok göçmenlik, çok yaralarımız oldu. 1974'e gelene kadar çok hadiseler yaşadık. Çok şehitler verdik, çok kayıplar oldu. Ama bir gün gelecek, Rumlar bize bekledin de gelmedin şarkılarını söylüyorlardı 1969-70'li yıllarda. Ama Türkiye'de de yükselen bir şarkı vardı. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni, kim bilir. Seversin ne demek? Sen benim milletimsin zaten. Zaten gelmemen büyük bir hata. Sen benim damarlarımdaki kansın. Sen benim hayatımın nefesisin. Gelmelisin. Yeteri kadar ayrı kaldık. Artık buralarda dayanamıyoruz. Enosis geliyor. Kıbrıs Girit oluyor. Artık gelmelisin. Neticede 20 Temmuz Şafak Vakti Kahraman Türk Ordusu, Allah rahmet eylesin Ecevit'e, Necmettin Erbakan Hoca'ya, onlar da artık Türk askerinin adaya çıkması yönünde hükümet olarak karar aldılar. Ama karar 1967'de alınmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Rahmetlik Süleyman Demirel'di o zaman başbakan. O karar üzerine dünya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeniden toplanmasını ve karar almasını beklerken o karar dayalı, o karara dayalı olarak Türk askeri çıkın emrini aldı ve o zamanın Genelkurmay'ı işte Kıbrıs'a çıkıldı. O gündür bugündür Türk askeri Kıbrıs'ta. Tabii ki 1959-60 anlaşmalarında da Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı geldi. Neticede adada barış var, özgürlük var, güvenlik var Kıbrıs Türk halkı için. Aslında Rumların da can güvenliği sağlanmış oldu. Çünkü onlar Türklere saldıramıyorlar. Kendi içlerinde iç savaş yapamıyorlar. Çünkü o zaman kendi içlerinde de iç savaşa tutuştular.
ve sağ sol EOK Makaryosçu birbirlerini öldürdüler. Neticede iki kesimlilik oluştu. Güneydeki Kıbrıslı Türkler kuzeye geldi. Kuzeydeki Kıbrıslı Rumlar da güneye gitti. İki kesimlilik oldu. Federasyon görüşmeleri, federasyondan bir netice çıkmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ilan edildi. Şimdi Türk askerinin adadan çıkmasını bekliyorlar ama biz diyoruz ki Türk askeri artık adadan çıkmayacak. Biz 1878'i yeniden yaşamayacağız. Yaşamak istemiyoruz. Bana soruyorlar, sen federasyona hep karşı çıktın, hep Türkiye, Türk milleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye ifade ediyorsun. Federasyon olursa ne yapacaksın? Yani bu kadar keskin çizgi koyuyorsun. Benim de ifadem şu, federasyon olacaksa, Türk askeri adadan çıkacaksa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yok olacaksa, ben o günü görmek istemiyorum. Yani Allah'a bir can borcum var, bu yaşa kadar yaşadım. Yaşadığım kadar yaşadım. Benim bu vatan için verilen şehitlerden canım daha kıymetli değildir. Allah'a tek duam, öyle bir an olacaksa benim bir gün önce Allah canımı alsın ya da ben canımı veririm. Netice olarak dolayısıyla biz Türk askerinin artık adadan çıkmasını asla kabul etmeyiz. Garantilerin bozulmasını asla kabul etmeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonlanmasını asla kabul etmeyiz. Ama bütün dünya uğraşıyor. Türk askeri adadan çıksın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmasın. Ama Allah'a şükür Türk Devletleri Teşkilatı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye oldu. İnşallah erken bir zamanda da, inşallah tanınma yolunda da çok ciddi adımlar atılacaktır. Dünya beşten büyüktür. Bunu Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu çok gerçek bir olay. Bakın, beşli konseyin üyeleri kimdir? Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere, Çin. Buralar, bunlar hepsi de zulüm yapan ülkeler durumundadır. Bir gerçek yani. Dolayısıyla yani güvenlik konseyi üyeleri bile kendi kendilerini sorguluyorlar. Bu yapı doğru değildir. Bu yapı değişmelidir. Bunu bilerek tabii ki Türkiye artık adımlar atıyor, cesur adımlar atıyor ve biz de artık burada rahatladık. Artık anlam planı yok, artık Gras Montana yok, artık böyle bir uluslararası Birleşmiş Milletler'in yaptığı veya dayattığı veya Avrupa Birliği'nin dayatacağı bir planı artık ne Türkiye ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık kabul etmez. Onun için yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz, yaşasın ana vatanımız Türkiye. Yaşasın diğer Türk devletleri, Türk cumhuriyetleri, çok yaşasınlar. Biz de birlik olalım. Avrupa Birliği var, İskandinav ülkeleri birliği var, Körfez ülkeleri birliği var, Arap Birliği var, Amerika Birleşik Devletleri var. Peki neden Türk devletleri birliği olmasın, Türk devletleri teşkilatı olmasın? Efendim olmasın. Tenkit. Tenkit edin. Siz niye kurdunuz Avrupa Birliği'ni? Biz sizi tenkit etmiyoruz Avrupa Birliği'ni. Hatta Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi de vardı ama Avrupa Birliği'ni bugüne kadar siz kabul etmediniz. Kabul etmeyişiniz sebebi de Türk milletinin bir İslam ülkesi olduğu gerçeğiyle kabul etmediniz. Bu da aşikar bir durum. Öyleyse biz kendi birliğimizi kuralım. İnşallah. Türk Devletleri Teşkilatı'nı kuralım. İnşallah. İnşallah. Daha güzel şeyler görecek. Milletimiz bunu hak ediyor. Bu millet yeteri kadar sıkıntı çekti, üzüntü çekti. Dolayısıyla yeniden bir yeni yüzyıl başlıyor inşallah. Öyle diyorum. Çünkü artık 100. yıldayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve ikinci bir yeni yüzyıla başlayacak. Türkiye, Türk milleti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de 40. yılı. 1983'ten 2023'e tam 40 yıl geçti. 41 kere maşallah. Yola devam. Vazgeçmek yok. Kahramanlık nedir? İleri atılıp geri dönmemektir. Onun için ne Türk Birliği'nden vazgeçeriz, ne Türkiye'den vazgeçeriz, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçeriz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. En derin sevgilerimiz, saygılarımız sunuyoruz.